Arkadaşlarım taktikleri isim tanımlamalar soru çözümüne hoş geldiniz. İlk sorumuza başlıyoruz. Diyor ki buna göre diyor isim tanımlaması tanımını vermiş. Dize hangi isim tanımlaması vardır diyor. Bizim kaç tane isim tanımlamamız vardı? 3 taneydi. Ama üçüncüye gerek yok. Belirtiliyi bil. Belirtisizi bil. Peki neydi hocam? Burada tamlayan ek alma tamlayan ek alırdı. Yani ın in, in alırdı. Ama burada tamlayan ek almazdı. Doğru mu? Ek almaz. Ha. Ama tamlanan ikisinde de ek alırdı. Mantık bu. Aradaki farkı nasıl seçeyim hocam? Tamlayan tamlanana mı bakacağım? Bunlar da bakabilirsin ama ben sana doğru, kolay yolunu söyleyeyim. Kimin sorusuna cevap verirse belirtili, ne sorusuna cevap verirse belirtisiz diyeceksin. Mantık bu. Gel bir bakalım izin tamlaması vardır demiş. Kuşlar geçecek damların üstü. Bak ın ekini almış üstü. Sordum kimin üstü dediğim. Cevap aldım mı? Aldım. Çünkü damların burası benim. Belirtili isim tamlamam oldu. Çünkü tamlayan da kalmış Kimi sorusuna cevap veriyor. Kuşlar konacak dallara. Burada sıfat tamlaması vardır. Burada da çoğul almış isim vardır. Kanat seslerini bakın kanat sesleri sorduğum ne sesi ne sesleri diyeyim hatta kanat sesi burası belirtisiz isim tamlaması yani cevap 1 3 oluyor bakıyorum gene kuşlarla uyusun çocuklar baktığım zaman burada böyle bir şey yok kuşlarla hayır kesinlikle çekimekleri var sadece olanı biteni anlatma Burada baktığın zaman hiçbir şey yok. Cevabımız A şıkkıdır arkadaşlar. Taktik bir diye. Geldim ikinci sorumuza. Bize diyor ki sorumuzda bu parça numaralamış tamlamalarda hangisinin ötekilerden farklı türdedir diyor. Yani ne demek istiyor tamlamalardan? Ötekilerden farklı türde derken şuna bakacaksın. Ya hepsi isim tamlaması olacak. Tamam mı? Yani 5 şıkkın dördü. Hatta diyelim şöyle 4 şık diyelim. Bu olacak. Bir şık sıfat tamlaması olacak. Sıfat tamlaması olacak. Veya bunun tam tersini istiyor senden. Hepsi sıfat olsun bir tane isim tamlaması olsun. Dikkat. Başına tamlama dedi. Tamlama dediğimiz zaman aklımıza sıfat mı isim mi tamlaması gelecek. Peki hocam sıfatı nasıl bulacaktım tamlamasını? Hemen güzel kardeşim bak. Altı cili sözcüğe nasıl sorusunu sorarsan sıfat tanımlamasıdır. Eğer ki diğerlerine isim tanımlamasını nasıl ait ediyorum? Belirtili de kimin? Belirtilsiz de ne? Sorusunu sor. Al taktik bu. Kim ne sorusunu sorarsan isim tanımlamasını nasıl sorusunu sorarsan sıf sıfatlı. Hangisi çoksa e en az olanını istiyordur bizim. Gelin bir bakalım. Faktör tüzeri demiş geldim romanı ne romanı gelirim gerilim romanı burası benim belirtisiz isim tamlamam oldu. Okurun kalbi kimin kalbi sordum. Belirtili oldu çünkü burası tamlanan ek almış. Tamlanan ek almış. Yazarlık kumaşı ne kumaşı sordum ne kumaşı. Yazarlık kumaşı burası benim belirtisiz çünkü bak ilk sözcükte ek almamış. Geldim iyi bir kurguyla demiş. Bakın nasıl kurgu İyi kurgu. Nasıl kurguyu sordum. Nasıl kurgu? İyi kurgu. Bak aynı zamanda bir sözcüğü burada bir belgesiz sıfattır. Farkına vardı mı bilmiyorum ama burada bir belgesiz sıfattır. Çünkü onların soruları yoktur ve isme geldi. Baktık nasıl sorusuna cevap verdi. Burası böyle olmam burası direkt sıfat tanımlaması diyeceğim ben hocam. Bu nedenden dolayı cevap E şıkkıdır diyeceğim ve taktik 2 de kapatmış olacağım. Geldim 3. sorumuza. Bize diyor ki isim tanımlamasına örnek gösterilemez. Ha hocam ne isim tanımlamasına? Yani demek istiyor ki kim hatırlarsan belirt e, kimindir düzeltiyorum. Kimin belirtili cevap verdi Ne? Belirtisiz cevap verdi Hatırladın mı? Bunun dışında bu soruların dışında Başka bir soru sorulduğu zaman cevap alabildiğin tamlamayı senden istiyor. Dikkat bak isim tanıması örnek gösteremez. O zaman biz ne yapacağız? Belirti ve belirtisi sorularını soracağız. Altı çizili Bir bakalım. Birincimizin köşesi. Bakın birincimizin.